Saat 8.45 günün ekonomisi diyeceğiz. Dünyada, Türkiye'de hangi ekonomik gelişmeleri izledik? Bugüne nasıl başlıyoruz? Neleri takip ediyoruz? Piyasa açılışları neler? Önce günün ekonomisi diyeceğiz. Başlıyoruz. Ve önce başlıklar derken 2015 enflasyonu manşetlerde %8,8 oldu. Bütün tahminlerin üzerinde geldi. Aralık'ta enflasyonda düşüş bekleniyordu. Dün de aktarmıştık. %0,04'lük bir düşüş beklenirken %0,21'lik artış gerçekleşti Aralık ayında. Ve 2015 enflasyonu da beklentileri aştı. Merkez Bankası'nın %7,9'luk tahminini ve piyasa beklentisinin %8,5'luk beklentinin üzerinde geldi. Yine tahminler de tutmadı, hedef tutmadığı gibi. Ve enflasyon, 2015 enflasyonu %8,8 oldu. Çekirdek enflasyonda %9,5, 9-10 bandında oldukça yüksek. Bu enflasyon bugün Güngör Uras Milliyet'te yazmış. %8'lere, 9'lara alıştık. İnşallah daha yüksek olmaz diye, ama bu enflasyon da yüksek. Şöyle ki, Rusya, Brezilya, Arjantin'den sonra enflasyonda 4. ülkeyiz. Yine Aralık'ta gıda fiyatlarındaki katılığın, yüksek seyrin devam ettiği görüldü. Kur artışı da enflasyonu etkiliyor. Merkez Bankası para politikası da tepki vermiyor. Merkez Bankası faiz arttırmıyor, ancak likiditeyi bile daha fazla kısmıyor. Dolayısıyla 19 Ocak'ta Merkez Bankası bu enflasyona rağmen ne diyecek, o merak konusu. Bir de zamlar var, birazdan bakacağız. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de enflasyon öncelikli makroekonomik sorun dedi. Enflasyondaki tablo arzuladığımız tablo değil dedi. Enflasyonla 2016'da ciddi bir mücadele gerekiyor dedi. Gıda fiyatları yüksek, bu alanda reform şart dedi. Cari işlemler açığı, büyüme açısından, bütçe performansı açısından iyiyiz ama makro ekonomi karnesinde enflasyon alanı çok parlak değil açıklamasını yaptı. Şimdi 2016 tabii ki konuşuluyor. 2016'da enflasyon ne olacak? Enflasyonun aslında %2,5'u şimdiden hazır. Neden? Asgari ücret artışı %1,5'luk katkı sağlayacak enflasyona. Sigara, alkol, elektrik ve köprü otoyol zamları %1'lik bir enflasyona katkı yapacak. Bu da en hani maksimum minimumu. Dolayısıyla şimdiden enflasyon %2,5 olmuş durumda. Hem yeni zamların etkisi hem yüksek enflasyon bütçeleri de biraz zorlayacak. Zamlar yeterli olacak mı? Bilinmez. SSK Bağkur emeklileri de 100 lira seyyanen zammın yanında bir de enflasyon farkı alacaklar. O da %3,86 oldu. 1100 lira emekli maaşı olan bir SSK Bağkur emeklisi 100 lira seyyanen zamla birlikte 1240 lira civarında emekli maaşı alıyor olacak. Maaşı 140 lira civarında artmış olacak. 1240 liraya çıkacak 1100 liradan. Dolayısıyla bu fark da belli oldu. Biliyorsunuz hem çalışıp hem emekli olanlardan kesilen prim de kaldırıldı. Dolayısıyla hem emekli olup hem çalışanlar da maaşına böyle bir %10 civarında bir katkı gelecek. Dolayısıyla 3 koldan bir emekli maaşlarına, SSK Bağkur emekli maaşlarına bir katkı sağlanacak. Bunun yanında memur emeklileri de %1'lik enflasyon farkını alacaklar dün itibariyle. Asgari ücret de zaten 1300 lira olmuştu ama bunun yanında gelen zamlar da biraz kafa karıştırıyor. İşte köprü otoyollara mesela sigarada paket başına 50 kuruş 1 lira arası zamlar gelmeye başladı. Keza içkide de o zamlar bekleniyor. 27.8 milyar lira ÖTV geliri bekliyor hükümet sigaradan. Yine 7.4 milyar lira civarında içkiden ÖTV beklentisi var. Toplam 35.2 milyar liralık bir gelir beklentisi var. Arttırılan vergilerle birlikte, biliyorsunuz asgari maktu vergi %5, maktu vergi de %25 civarında arttırılmıştı. Bu da zam olarak sigarada paket başına 50 kuruşla 1 lira arası yansıtılmaya başlandı dün itibariyle firmalar tarafından. Bu arada SSK Bağkur emekli zammı maliyeti 10,5 milyar lira, gübre yemde KDV indirimi 22.4 milyar lira, asgari ücret maliyetinin 9.7 milyar lira olması bekleniyor. Toplam yaklaşık 20 milyar liralık bir bütçeye ek yük vardı. Bu ek yükün işte bu vergi artışlarıyla beraber karşılanması da mümkün. Ve ihracat, dün Türkiye İhracatçılar Meclisi 2015 ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre 143 milyar dolara inen bir ihracat var. %8,6'lık bir düşüş var. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş rakamları açıkladı ve ihracatta 30 milyar dolarlık bir kaybın olduğunu belirtti. Bu kayıp nereden geldi? Zaten jeopolitik riskler var. 6 milyar dolar
dolarlık bir kayıp yarattı. Parite kaybı, yani euro dolar paritesinin oynaklığının getirdiği kayıp var. O da 13 milyar dolar. Petrol fiyatlarının düşüşü, emtia fiyatlarının düşüşünün getirdiği kayıp var. O da 11 milyar dolar. Dolayısıyla komşularda yaşanan sıkıntılar var. Dolayısıyla azalan ihracat var. Ve 30 milyar dolarlık bir kaybı Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş böyle açıkladı. İhracatta sektör liderliği otomotiv sektöründe, ikincisi hazır giyim sektörü. Önümüzdeki dönemde 150 milyar doların üzerinde bir ihracat hedefi var ama büyüme derken ihracatta kısmen 2015'i kayıpla kapattığımızı bütün bu nedenlerle aktarmamız mümkün. Şimdi gözler 19 Ocak'ta para politikası kurulunda Merkez Bankası ne yapacak? Bir yandan Amerikan Merkez Bankası 2016'da ne yapacak? 3 faiz artırımı olur deniyordu FED'den. %1'e çıkar faiz artırımları deniliyordu ama dün FED başkanları arasında bir tartışma ajanslara yansıdı. Orada da FED'in 4 kez faiz artırıp artırmayacağı tartışmasının başladığını görüyoruz. Bir yandan da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Acaba 19 Ocak'ta işte para politikasının sadeleştirilmesi, alt bandın 7.25'lik koridorun alt bandının yükseltilmesi, üst bandın aşağı çekilmesi ya da politika faizinin arttırılması mümkün olacak mı? Bu enflasyon verilerinden sonra faiz konusunda Merkez Bankası'nın tavrı ne olacak? Bu beklenirken Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş dün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bir açıklama yaptı. Merkez Bankası'nın hükümetten bağımsız hareket etmesi düşünülemez dedi. Faiz artışı olur mu? Bugün dünkü enflasyon verileri sonrasındaki tartışmalara ilişkin yöneltilen soruya Merkez Bankası'nın hükümetten bağımsız hareket etmesi düşünülemez açıklamasını yaptı. Bir de Nisan ayında Erdem Başçı'nın görev süresi bitiyor. Dolayısıyla o süreçte neler olacak? Bu da piyasa tarafından yakından takip ediliyor ama piyasanın şu anda daha ciddi korkuları var. Daha hani öne çekilmiş, daha hazır dünden bugüne yansıyan korkuları var. Nedir o korku? Piyasaları cin çarptı cümlesi çok da yanlış olmayacak. Çin'de dün sabah 10 aydır imalat verileri ardı ardına 10 aydır düşüyor. Dolayısıyla 2016'ya da Çin çok iyi başlamadı. Büyüme hızında yavaşlama korkusu Çin'de ve bütün dünyayı saran küresel büyüme korkusu daha 2016'nın başında kendini gösterdi. Çin'de, Çin borsasında %7 civarında bir düşüş olunca borsa işleme kapatıldı. Ve dolayısıyla piyasalar açılış itibariyle tedirgindi. Çok da parlak bir havayla 2016'ya başlamadı. Şu anda da birazdan verileri daha detaylı aktaracağız ama 2.96'nın üzerinde bir seyir söz konusu. Bir yandan sadece Çin korkusu yok. Suudi Arabistan, İran gerginliği de var. Piyasalar bu gelişmeleri de tehlikeli tırmanışı da çok yakından takip ediyor. Suudi Arabistan İran'la ipleri kopardı. Bahreyn ve Sudan'da diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu. Keza Birleşik Arap Emirlikleri asgari düzeye indirdi ilişkileri. Dolayısıyla gerginlik karşılıklı iki tarafın açıklamaları devam ediyor. Irak'ta Sünni camilere dönük yine saldırılar vardı. Numan Kurtulmuş yeter artık dedi. İki ülke arasındaki gerilim hem bölgeye, coğrafyaya hem de bu iki ülkeye büyük zarar verir açıklamasını yaptı. Dolayısıyla tenli çağrıları, sağduyu çağrıları öne çıkmış görünüyor. Bu çağrılar yerini bulur mu? ABD Avrupa Birliği'nin uyarıları devam ederken Moskova arabulucu oluruz açıklaması yaptı. Dolayısıyla o gerginlik piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Keza petrol fiyatlarını da 38 doların üzerine çıkardı. Ve Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Volkswagen'de biliyorsunuz emisyon skandalıyla başlayan bir süreç vardı. Birçok araç geri çağrıldı. Dolayısıyla bu süreçte yeniden araçların çağrılması, yapılması, düzeltilmesi vesaire çok uzun bir süreç yaşanıyor. ABD Adalet Bakanlığı da son olarak Volkswagen'e emisyon skandalı nedeniyle dava açtı. Bu haberde bugün yurt dışı basının yine ilk sıralarında yer almış haberler. Şimdi dünya borsalarını ilk 2016'ya nasıl başladığını söyleyelim. ABD borsalarında düşüş var. Şimdi Borsa İstanbul'u alalım. Dün %1,6'lık düşüşle, zaten %2'nin üzerinde bir düşüşle kapatmıştı. 2016'da Borsa İstanbul'da kayıp %16'ya ulaşmıştı. 2016'nın ilk işlem gününde de düşüş devam etti. %1,6'lık kayıp gördük. 70.500 puan seviyesine inen bir seyir gördük endekste.
Şimdi Dow Jones Endeksi %1,6, S&P 500 %1,5, Nasdaq'ta %2'nin üzerinde değer kaybetti dün itibariyle. Dolayısıyla Asya borsalarında Japon Nikkei Endeksinde %0,42'lik düşüş var. Çin'de sert düşüş sonrası işleme kapatılan borsada kısmen bir az da olsa toparlanma görüldü. Ancak ABD borsalarında sert düşüşle 2016'ya başlandığını gözlemledik, izledik. Dolayısıyla borsalar üzerindeki baskı devam ediyor. Bir yandan Çin korkusu, bir yandan Suudi Arabistan, İran gerginliği ve bölgeye dönük riskler, tehlikeli tırmanış, işte mezhepsel gerginliğe gider mi bu süreç, neler yaşanabilir korkusu piyasaları da baskı altına alıyor. Bir yandan da petrol savaşları ve petrol fiyatları da çok yakından izlenirken tabii ki bu gerginlikten döviz de etkileniyor. Arkadaşlarım dolar kotasyonlarını aktardı. Dün itibariyle 2.96'ya ulaşan, bu seviyeleri aşan bir seyirle biz dünü tamamlamıştık. Bu sabaha da 2.96'nın üzerinde başladık. 2.96.30, 2.96.40 lira seviyelerinde bankalar arası piyasada kotasyonlar. Euro'ya bakıldığında da 3.20 seviyesinde hareketin devam ettiğini görüyoruz. Bu arada paritenin dolar lehine hareket ettiğini söyleyelim. 1.08.20'lere doğru gerileyen bir parite var. Doların euro karşısında değer kazanımı söz konusu. 1.09'ların üzerindeydi. Yeniden 1.08'lere geldi. Dolar euro karşısında toparlandı ve tüm para birimleri üzerinde de dün itibariyle baskı bu nedenle de arttı. Bu gerginlikler nedeniyle de arttı. Petrol faizi verelim. %11'in altında kapatmıştık bono tahvil piyasasında, gösterge tahvilde biz faizi 2015'te, yine 2016'ya başlarken %11'li seviyeleri telaffuz ediyoruz. %11'in üzerindeki seyir devam ediyor. Petrol ve altın çok konuşuluyor. Altın fiyatlarında bir miktar yukarı hareket var. Altın onsu 1077 dolardı ama bizde dolar yukarıda olunca bu yükselişi daha yakından hissediyoruz. Enflasyon derken, 2016 hedefi derken, orada beklentiler %8'e yaklaşmış durumda şimdi. Zaten zamların etkisi enflasyona yansıyacak, bütçelere yansıyacak. Bir de kurun etkisi var. Enflasyona geçişkenliği yüksek. Zaten çekirdek enflasyonu da bu nedenle yüksek diyoruz. Dolayısıyla kuru bu açıdan da, bizim bütçelerimiz açısından da yakından takip ediyoruz. Ve petrol fiyatları dün itibariyle 38 dolar seviyesine geldi. 37-38 dolar bandında. Brent tipi petrolde 37-38 dolar seviyelerini görüyoruz. Çok hızlı bir yükseliş olmasa da işte 35-36 dolar bandından 37-38 dolar bandına doğru bir çıkıştan sizlere bahsediyoruz. Dolayısıyla 2.96'nın üzerinde kur, dünya borsalarının, ABD borsalarının düşüşle güne başladığı, piyasaları Çin'in çarptığı, Suudi Arabistan, İran gerginliğinin izlendiği, dünkü enflasyon rakamlarının çok parlak olmadığı bir gündemi sizlere aktarmış olduk. Asgari ücret artışı, emekli maaş artışı, gençlere, çiftçilere destek var ama yeni yıl zamları da var. Dolayısıyla ihracatta da bir kayıp söz konusu. %8,6'lık bir kayıp. Bütün bu haberleri özetlemiş olduk. Piyasa açılış verilerine baktık. Az sonra parametre diyeceğiz.